Kıbrıs TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Hemen konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Eski Sağlık Bakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Gün ortasından ben de herkese güzel bir gün diliyorum. Sağlığımız yerinde olsun. İnşallah. 2023 yılının başlarındayız şu an. O yüzden evet. 2022 yılını kısa bir değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Evet, 2022 yılı aslında hepimiz için çok zor bir yıldı. Yani hem dünya için hem bizler için, dünyanın birçok yerinde birçok sorun yaşanan bir yıldı. Ama tabii en önemlisi çok yoğun geçen ve dünyanın gerçekten de böyle çok yoğun yaşadığı, çok stresli yaşadığı bir pandeminin hemen sonrasıydı. Bu çok önemliydi, yani pandeminin gölgesindeydi aslında. Hani yeniden pandemi hortlar mı, virüs mutasyona uğrar, başka bir şekilde hani bulaşır mı, yeniden evlere kapanır mıyız? Ama en önemlisi bana göre pandemi sonrasında, pandemi döneminde hep böyle çok konuştuğumuz bir konu vardı. Dünya pandemi sonrasında yeniden şekillenecek. Ekonomiler yeniden hayat bulması gerekecek. İşte gıda zincirleri, ilaç zincirleri, sağlık altyapılarının güçlü olmasını çok konuşmuştuk ve aslında sağlık altyapılarımıza daha çok önem vermemiz gerektiği ile ilgili ne yapabileceğimizi aslında pandemi döneminde planlayacaktık ve bundan sonra bir takım önlemler alacaktık ve ona yönelik kısa, orta ve uzun vadede planlar yapacaktık. Ama öyle büyük bir ekonomik kriz bizi vurdu ki, özellikle de tele kullanımından dolayı bizi de telenin çok fazla değer kaybetmesi nedeniyle işte döviz patladı ve biz aslında işte dövizle boğuşurken hani başka ne yapabileceğimizi çok da konuşacak vakit olmadı. 2022'nin Ocak ayında seçimler vardı. Bir seçim yapıldı bu ülkede ve yeniden işte öncesinde Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayları vardı, yenilenen kurultayları vardı, başkanının görevden kurultayda seçilecek olan başkanın çekilmesi, yeniden kurultay yapılması, yani böyle bir siyasi kaos da vardı aslında. Ve 2022 yılı bunların hepsinin, ekonominin, sağlığın, pandeminin, ülkedeki siyasi krizlerin gölgesinde bir şekilde bir seçimle geldi. Yeniden bir hükümet oluşumu, çok fazla şey beklenen aslında, gerek ekonomik anlamda çok ciddi bir yoksullaşma, gerek sağlığın yeniden yapılanması ve aslında dünya ile birlikte bizim pandemi sonrasında nasıl şekilleneceğimizle ilgili çok şey beklenen bir yıl olması gerekirdi ve 2022 Ocak seçimlerinden öncesinde de aslında bunları çok konuşmuştuk. Yani daha stabil, daha kendi kendine yeten, daha üreten, daha birbirimizi iyi anlayıp kendi ülkemizle ilgili politikalar üreten bir ülke olmamız gerektiğini çok konuşmuştuk. Ama öyle olmadı. Yani özellikle siyasi krizler, Ulusal Birlik Partisi'nin hükümet kuran Ulusal Birlik Partisi'nin yaşadığı işte başkan değişimleri, başkanın görevden alınması, başbakanın atanması, kurultaylar ve daha bir sürü şey. Yani şu bir gerçektir ki artık biz bu ülkede, doğrudur belki bu kadar çok siyaset konuşmaktan yorulduk, sıkıldık, ama ülkedeki bu kadar büyük sorunları da sadece siyaset kurumunun çözebileceğini de çok net biliyoruz. Eğer düzgün yönetilen bir siyaset kurumu yoksa, düzgün bir hükümet yoksa, bizim ülkemizde önemlidir düzgün bir cumhurbaşkanlığı ve bunun yanında kurumlarımız, kuruluşlarımız, halkın hizmet aldığı günübirlik işlerin doğru düzgün olmadığı durumlarda aslında ne sağlığı, ne eğitimi, ne çevreyi, ne de birçok şeyi yoluna koyamıyoruz. Ondan dolayı hani bana göre 2022'de yaşanan o çok büyük siyasi krizler şu anda 2023'e de riayet etti, sarktı ve aslında onların sorunlarını konuşuyoruz. Onların sorunlarının getirdiği sağlık daki sorunları konuşuyoruz. İşte çok ciddi boyutta bir belediyelerle ilgili, biliyorsunuz, krizler yaşadık. Belediyelerin birleştirilmesiydi, belediyeler yasasının geçirilmesiydi. Yani
Böyle kaotik bir yıldı. Fakirin daha da fakir olduğu, eğitimde ciddi bir gelecek krizinin yaşandığı, öngörülemez bir duruma düşüldüğü, işte birçok insanımızın, özellikle gencimizin yurt dışına göç ettiğini artık böyle gözle görür ve de hani bunu çok derinden yaralanır ve üzülürken çok da bir şey yapamadığımızı görmenin hüznüyle de bir şekilde 2022 geçti. Ama 2023 yepyeni bir yıl. Yani bütün bu sorunlar evet var ve bütün bu sorunlar yeni yıl geldi diye bitmiyor, bir kenara atamıyorsunuz. Ama hani bize düşen bu yeni yılda çok daha doğru kararlarla, çok daha istikrarlı politikalarla, özellikle de insanlara dokunan konularda, işte sağlıktır, eğitimdir ve buna benzer çevre, yerel yönetimlerle ilgili konularda daha stabil politikalar, daha gerçekçi politikalar ve daha hızlı politikalar üreterek ülkemizi daha yaşanır bir ülke konumuna getirmektir. Pandemiden sonra dünyada ciddi bir dönüşüm olacağını söylediniz. Pandemide bir de sağlık, ekonomi açısından birçok ders çıkarmamız gereken konuları gördük. Dünya olarak bu dersleri çıkartabildik mi? Yani sınavımızı başarıyla geçebildik mi? Dünya olarak bu dersi çıkarabildik mi? Yani dünya olarak çok bunu söyleyemeyiz. Yani bugün hemen yanı başımızda bir Ukrayna-Rusya savaşı sürüyor ki aslında dünyayı çok derinden etkiliyor. Sağlık krizleri de yaşanıyor diğer ülkelerde, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde. Evet, evet. Sağlık krizleri de yaşanıyor. Ciddi ilaç krizleri yaşanıyor. Sağlık çalışanlarının ciddi feryadı var. Dünya olarak bir ders çıkardık mı? Çıkaran ülkeler var. Yani sağlık altyapılarına çok yatırım yapıp sağlık sistemlerini çok daha iyi bir hale getirmeye çalışan ülkeler elbette ki var. Ama dünyanın birçok ülkesi de hale daha toplumsal anlamda da, yani bugün dünyanın birçok ülkesinde insanlar şu anda o iki yıl kapanmanın verdiği psikolojik, psikiyatrik sorunlarla uğraşıyorlar. Bu travmalarla uğraşıyorlar ve artık toplum sağlığı merkezleri her yerde olması gerektiğini öneriyor örneğin Dünya Sağlık Örgütü. Dünya olarak çok net bir ders çıkardık diyemeyiz ama bundan ciddi dersler almış olan ülkeler de vardır. Ciddi şekilde artık sağlık sistemlerini daha farklı koruyucu sağlık hizmetleri bazında, temelinde şekillendiren ve toplumların hastalanmaması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili o alana çok fazla para yatıran, o alanda çok fazla çalışan ülkeler vardır. Evet, dünyada ders çıkarmayan ülkeler de olabilir ama bu demek değildir ki biz de onlarla birlikte olacağız. Küçücük bir ülkeyiz ve evet, sağlığımızda da gerekli, sağlık sistemimizin o dönemlerde ne kadar hazırlıksız yakalandığımızı, özellikle fiziki altyapı anlamında ciddi şekilde mekansal sıkıntılarımızın olduğunu hatırlayın. Solunum cihazlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadığımızı. Yani ders çıkarmak zorundayız. Her ülkenin, dünyanın ders çıkarması lazım ama özelde de bizim kendimizin bu sorunlardan ciddi boyutta ders çıkarıp evet, sağlık altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Anayasada da var olan herkesin sağlık hakkını verebilmek için devletin bu anlamda çok ciddi çalışması gerekiyor. Çok da kötü değildir yani dünyada insanlar, evet çok kötü ülkeler de vardır ama çok çok sağlıkta çok iyi yerlerde olan ülkeler de vardır. Şimdi ülkemizdeki sağlık sorunlarına değineceğiz ama öncesinde şöyle bir şey var. Pandemi yavaş yavaş gücünü yitiriyor, ancak şimdi Çin, Covid'in ilk çıktığı yer olan Çin'de Covid vakaları artmaya başladı. Sıfır vaka politikasını aştıkça vaka sayıları artmaya başladı. Ülkede vaka sayıları ile ilgili bilgi veriliyor ama varyantları ile ilgili hiçbir bilgi verilmiyor dünyaya. XBB.1.5 varyantı türemeye başladı şu an gündemde. DSO da bir açıklama yaptı. Yolcuların maske takın uyarısı yapıldı. Şimdi pandemide birçok kural alındı. Maske takma zorunluluğu, aşı olma vesaire. Şu anda bu kurallar genişletildi. Zorunlu olduğu için de çoğu insan uymak zorunda kaldı. Ama şu an genişletildi ve varyantlar türemeye başlıyor. Bu 3 yıl öncesine geri dönmemizi sağlar mı?
Yani ne bizim ne de dünyanın artık 3 yıl öncesine dönme gibi bir durumu olacağını düşünmüyorum. Ama evet, varyantlar, değişik varyantlar Çin'de de dünyanın birçok ülkesinde de aslında üremeye, türemeye, mutasyon göstermeye devam ediyor, edecek de. Şu anda da aslında bizim ülkemizde Tabipler Birliği'nin de açıklaması vardı, okuduymuşsunuzdur. Ağır bir influenza durumu vardır. Yani virüs sadece H1N1 COVID virüsü değildir. Başka türlü grip virüsleri, H1N1 bir influenza virüsüdür. Yani hani COVID-19 değil artık. COVID-19 çok değişti ama COVID'in yanında başka influenzalar da, başka grip virüsleri de veya başka türlü virüsler de aslında sürekli mutasyon göstermeye ve sürekli bizi etkilemeye devam edecektir. Yani bu evet, kış aylarında soğuğun arttığı, vücut dirençlerimizin düştüğü, beslenmelerin bozulduğu dönemlerde, durumlarda evet bunlar daha çok artacaktır. Birbirimize daha çok bulaştıracağız. Virüsleri bulaştırmanın yolu bellidir. Yani çoğunlukla özellikle influenza tarzı virüsler damlacık enfeksiyonuyla geçer ve evet, gripsanız artık bizim ülkemizde de grip olan insanlar mutlaka maskeyle geziyor. Veya gripsanız okula gitmeyeceksiniz, çocuğunuzu okula yollamayacaksınız, iş yerine gitmeyeceksiniz. Yani bunlarla ilgili aslında bireysel anlamda bilinçlenme çok arttı. Ha, burada Sağlık Bakanlıklarının da, sağlık yetkililerinin, kurumlarının da bunu çok düzenli bir şekilde takip edip, bununla ilgili düzenli bir şekilde topluma bilgi verip, dediğiniz gibi kayıt altına alıp doğru politikalar oluşturmak gerekir. Yani H1N1 domuz gribi derdik veya işte kuş gribi veya COVID-19 veya başka bir sürü virüsler dünyada üremeye devam edecektir, mutasyona uğramaya devam edecektir. Her mutasyonda bizim vücutlarımız onları tanımadığı için evet, risk grupları etkilenecektir. Bizim yapmak zorunda olduğumuz şey, bunlara karşı duyarlı olacağız, takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı takip edecek, insanları uyaracak. Bunun sonucunda da gerekli önlemler alınacak. Yani dünyada hani virüsler vardır, bitmeyecek diye hani bunu çok da büyük dert edip yani biz ne yapacağız, ne olacağız değil. Bununla ilgili önlemler alıp sağlık altyapılarımızı güçlendirip daha güçlü bir sağlık sistemi, yani bu belli oldu ki güçlü bir sağlık sistemi olan ülkeler bunu rahat geçirir. Bu tür virüsleri, bu tür hastalıkları ve aslında yani belki bir virüs değil ama bugün kanserle ilgili de dünya çok büyük bir mücadele ve savaş veriyor. Veya başka diyabetle ilgili dünya çok büyük bir savaş veriyor. Veya nörolojik hastalıklarla, Alzheimer'le, işte bağımlılıkla. Yani bunların hepsi aslında sağlıkta bizim konulara ne kadar vakıf olduğumuz, onlarla ilgili önceden ne kadar önlem aldığımız, işte koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz hikaye de budur zaten. Ve başımıza geldiği zaman veya bunlarla buluştuğumuz zaman ne kadar hazırlıklı olduğumuzla ilgili bir konudur. Yoksa dünyada ne virüsler bitecek, ne hastalıklar bitecek. İnsan nüfusu arttıkça da elbette veya uzadıkça da bunların bize etkileme oranı çok daha fazla olacaktır. COVID-19'da hazırlıklı olmak zorundayız her şeye. COVID-19 değil sadece, nezle gribi influenza'nın evet, arttığını söylediniz. Evet. Sağlıkta örgütlü sendika nezle grip vakalarının artmasıyla, biliyorsunuz ki ülkede bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Sadece ülkemizde de dünya genelinde ham maddeden doğan bir sıkıntı var. Tanıyı tedavi edecek ilaç yerine ellerindeki mevcut ilaçla tedavi ettiklerini söylediler. Bu ne kadar doğru veya salgının artmasına neden olur mu? Yani bu ilaç sıkıntısı sadece salgınla ilgili bir konu değil. O ikisinden bağımsız bir konudur. Evet, pandemi sonrası ilaç tedarik zincirlerinde ham madde sıkıntılı. Bunun da çok doğrudur. Bir sıkıntı yaşıyor dünya. Yaşadı ve yaşıyor. Ama yani ben sadece kendim biliyorum. 2 yıldır biz bu konuda uyarı veriyoruz. SOS veriyoruz. Bir yıldan beri ilaçla ilgili bu ülkede bir sıkıntı olduğunu, olacağını ve bununla ilgili önlemler alınması gerektiğini biliyoruz. Yani dünyada ilaç sıkıntısı vardır, Türkiye'de ilaç sıkıntısı vardır ve bizde de olacak
değil demek değildir bu. Biz çok küçücük bir ülkeyiz, yani bizim nüfusumuz işte 300-500, yani bu kadarcık bir nüfusa eğer biz zamanında gerekli önlemleri alırsak, tam da işte onun altını ısrarla çiziyorum. Yani ben sadece meclis kürsüsünden 6 aydır göstere göstere gelen ve aslında geçtiğimiz yılda insanlar çok ciddi boyutta devlette ilaç bulamadı. Yani fakir insanlar o pahalılıkta, o ekonomik sıkıntıda şeker haplarına, tansiyon haplarına, kalp haplarına, kanser ilaçlarına ulaşamadılar. Ve tedavilerinde ciddi şekilde bir tedarik zinciri, yani bizim ülkemizde olan tedarik zinciri bozulduğu için, tedavilerine de ulaşamadıkları ilaçlar nedeniyle ciddi şekilde hastalıklarında, tedavilerinde aksamalar oldu. Yani bu çok ama çok önemli bir konudur ve bunu sadece dünyadaki ilaç krizine bağlamak da çok yanlıştır. Yani örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı bir karar vardır ki ülkesinde azalan ilaçları ihraç etmeyi durduruyor. Çok doğru bir karar. Ama bu kararın içinde biz de varız ve maalesef bir yıldır uyarı yapmamıza rağmen, ilaç eczacılar birliği uyarı yapmasına rağmen, depolar uyarı yapmasına rağmen hala daha biz o gerekli görüşmeleri yapıp buradaki bu zinciri, bu yasaklı listesinden çıkmayı başaramadık. Ve şu anda öyle bir durumdayız ki bizim ilaç depolarımız Türkiye Cumhuriyeti'nde olan ilaçları da buraya getiremiyorlar. Yani Türkiye'de bulduğumuz ilaçları da biz şu anda burada bulamıyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin yasaklı listesinden çıkmayı başaramadık ve bir yıldır bunu söylüyoruz. Bununla ilgili çok daha ciddi girişimler yapılmalıydı. Çok daha konu ciddiye alınmalıydı. Geçtiğimiz yıl özellikle ilaç ihalelerinde yaşadığımız sıkıntı, yani o ihaleleri zamanında yapamama, devletin doğru zamanda, doğru miktarda ilaçları deposuna alamaması ve sürekli ilaçların bitmesi, sürekli ilaçları piyasadan almak zorunda kalmak, doğrudan alımlara gitmek ilaç bütçesine çok ciddi bir şekilde zarar verdi. Ve biz geçtiğimiz yıl ilaç bütçesini feasible kullanamadık. Bu yılda ilaçla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bu diyaloğu kuramadık bir şekilde. Kuramadığımız için de evet şu anda bizim eczanelerimizde birçok ilaç yok. Özellikle çocuk şurupları ve çocuk bazı başka çocuk tabletleri ve başka bir sürü ilaç aslında yok. Ve bunu her gün gerek Eczacılar Birliği, depolar, herkes gündeme getirmesine rağmen, biz kürsüden sürekli söylememize rağmen hala daha bu sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili bir net bir yol haritası yok. Ve aslında şu anda bizim en önemli sorunumuz önümüzdeki birkaç ay, eğer ki bu sorun çözülmezse, yani evet devlette ilaç bulamıyoruz ama biz artık özelde de ilaç bulamıyoruz. Ve bunun sonuçları olacaktır ki sonuçları aslında başlamıştır da, birçok insan tabii ki parası olan ve geçebilen güneye gidip ilaç almaya başladı. Çünkü ilacını içmezse hasta olacak, hastalığı artacak. Birçok insan, Türkiye'ye giden insan valizinde ilaçlar getirmeye başladı. Depolar valiz ticaretine, valizde ilaç ticaretine başlayacaklar. Yani bu da kontrolsüz ülkeye ilacın girmesi demektir ki bu çok riskli bir olaydır, çok tehlikeli bir olaydır. Ve böyle bir şeyin olması, yani Sağlık Bakanlığı'nın kabusu olması gerekir. Çok daha denetlenebilir, işte ilacı çok daha efektif, feasible kullanmamız gerekirken ve hastalarımıza düzgün doğru ilacı zamanında ulaştırmak bizim görevimizken, biz şu anda ne devlette ne özelde bazı ilaçları bulamıyoruz ve kendi kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla güneyden veya Türkiye'den getirtmeye çalışıyoruz. Yani şu anda çok ciddi bir durum var. Bunun ivedi olarak, çok ivedi olarak çözülmesi lazım ki ben biliyorum geçtiğimiz hafta Eczacı depoları Sayın Cumhurbaşkanı'na gitti ve Sayın Cumhurbaşkanı bir teşebbüste bulundu. Sayın Bakan hukuki ve teknik çalışmalarımız sürüyor dedi meclis kürsüsünden. Ama hukuki ve teknik çalışmaların sürmesi, yani bu ne kadar sürecek? Yani bu çok ivedi bir sorundur. Sağlıkta bazı şeyler, bazı konular 1-2 dakika içinde çözülmesi gereken konulardır. Öyle çok hukuki teknik sorunlar aylarca sürecek, bu yani böyle bir şey olamaz. Bu önemli bir konudur. İvedi bir şekilde bu ülkenin sağlık otoritelerinin ve hükümetin ilaç sorununa bir çözüm bulması gerekiyor.
kontrolsüz ilaç girebileceğinden bahsettiniz. Bunun ülkemize ne gibi sonuçları olur? Yani tarihi geçen ilaçlar mı piyasaya sürülür? Ne gibi bir sonuç yaratacak? Yani şimdi biliyorsunuz ki ilaç girerken İlaç Eczacılık Dairesi tarafından izinli olan depolar ilacı getirebilir ve İlaç Eczacılık Dairesi bunu denetler. Siz de bilirsiniz, dünyada çok fazla sahte ilaç da vardır. Evet, ve bu sahte ilacın dünyada bir piyasası vardır. Yani nasıl ki bir insan ticareti piyasası vardır, nasıl da ki bir uyuşturucu ticareti vardır, sahte ilacın da evet piyasası vardır. Ve eğer ki biz ülkemize doğru yollardan, düzgün yollardan ilaç getirmesek, depolar aracılığıyla, bu ülkede tescilli depolar aracılığıyla ilaç getirmezsek ve insanlar gidip işte nereden bulurlarsa bulsunlar valizlerde ilaç getirilirse ve İlaç Eczacılık Dairesi'nin haberi olmadan, izni olmadan, denetimi olmadan girerse, evet, dünyadaki bu sahte ilaç piyasasının da biz çok rahatlıkla üstü haline gelebiliriz. Önünü açmış olacağız. Sadece ilaç bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Bir de ilaç fiyatları ile ilgili bir sorunumuz var. Gazetemizde de bugün yer aldı. Eczacılar istediği fiyatı uyguluyor diye bir başlık atıldı. Barkodla yazan fiyatla eczaneden alınan ilacın fiyatı uyuşmuyor. Sağlık Bakanlığı böyle bir durum söz konusu olamaz dedi. Hani bu konu hakkında şikayetçi olabiliriz dedi. Eczacılar Birliği de bunun da olması çok normal çünkü sürekli bir fiyat değişimi oluyor. Değişiminde etiketlere yansıması süre alıyor diye bir açıklaması oldu. Evet, yani bu konuda İlaç Eczacılık Dairemiz, Sağlık Bakanlığı tam yetkilidir. Bunu denetlemesi lazım. Ve evet, birçok üründe aslında denetimsizlikten dolayı, sadece ilaçta değil, yani bu market raf ürünlerinde de denetimsizlikten dolayı ve de işte bu kontrol edemediğimiz aşırı derecede ilaç fiyat, gıda ve her şeyin aslında her ürünün fiyat değişimlerinden dolayı yaşadığımız bir sorundur. Burada olması gereken İlaç Eczacılık Dairesi'nin bu eczaneleri denetlemesidir. Yani denetim olmadan olmaz. Sadece İlaç Eczacılık Dairesi, Sağlık Bakanlığı eczaneleri denetlesin de bitmez. Aslında hükümetin ciddi bir şekilde bir raf ürünlerini denetlemesi de gerekiyor. Yani bu da çok önemli bir konudur. Çünkü ülkede ciddi de bir yoksullaşma var ve de bu fiyatların denetlenmesi çok ama çok önemlidir. Yani denetimdir her şey. Denetlemek zorundayız. Her alanda olduğu gibi. Burada da denetimdir ve yani bizim ülkemizdeki en büyük sorun denetimsizliktir. Ve bu özellikle de eğer ciddi boyutta bir ekonomik kriz varsa, ciddi boyutta bir hani enflasyonla boğuşuyorsak ve bununla ilgili dar gelirliği, fakiri, asgari ücretliliği korumak gibi bir kaygımız, bir gailemiz varsa da evet denetlemek zorundayız. Bu konuyla ilgili politikalar üretmek zorundayız. Fiyatları yayınlamak zorundayız. İnsanları uyarmak zorundayız. Bu çok ama çok önemli bir konudur. Bu gıdada da böyledir. Her üründe böyledir. Tabii ki ilaçta da böyledir. Denetimsizlik konusuna da değineceğiz ama yani kış aylarının gelmesiyle vakaların arttığını, sadece işte Covid değil, influenza'nın vesaire vakaların arttığını söyledik. Şimdi bu durumda sağlık çalışanlarının iş yükü de arttı kış aylarından dolayı, hastalıklardan dolayı. Bir yetersizlik söz konusu mu veya bir alana istihdam yapılacak mı? Bir de Sağlık Bakanlığı'nın bir Türkiye arasında bir sağlık tıp bilimleri arasında işbirliği dahil anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında çift uyruklu pratisyen hekimleri mecburi hizmetlerini ülkemizde yapabilecekler. Bu da istihdama katkı sağlar mı veya iş yükünü azaltır mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda özellikle çok kritik yerlerde çok ciddi hekim eksikliğimiz vardır. Nerelerdir? Özellikle acillerimiz. Yani şu anda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin acilini 4 tane veya 5 tane pratisyenle ve asistan hekimlerle, zorunlu hizmet yapan hekimlerle yürütülmeye çalışılıyor. Çok büyük bir iş yükü vardır orada. Vakalar çok artmıştır. Ve yeni alınan hekimler, yani işte bir hafta önce okulu bitirip bir ay önce okulunu bitiren hekimleri biz alıyoruz ve oraya acile koyuyoruz. Hiçbir acil eğitimi yok. Hiçbir bu konuyla ilgili bir önceden bir kurs, bir bilmem ne bir şey olmak zorundadır. Yani siz
bir ay önce okulundan mezun almış olan hekimi ben hekim bulamadım, kimse acilde çalışmak istemiyor deyip alıp o çocuğu, o mezun olan doktorumuzu acile koyamayız. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin acilinde çok büyük bir sıkıntı vardır. Aynı şey yani bana gelen mesela dün öğrendiğim bir olay. Girne Akçıcak Hastanesi'nin acili de iki tane pratisyen hekimin omuzlarında kalmıştır ki bu arkadaşlarımız da 24 saat arayla bir gün ara vererek nöbet tutmaya çalışıyorlar. Bunlar da pratisyen hekimdirler. Halbuki bizim birkaç yıl önce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'mizde iki tane acil hekimimiz vardı. Orada yıllarca acilde çalışan hekimlerimiz vardı. Bunların hepsi ya istifa etti, gitti veya başka yerlere alındılar, başka yerlere de görev yapmaya başladılar. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın çok önemli bir sorunudur. Aslında hepimizin çok önemli bir sorunudur. Çünkü hepimiz her an oralara düşebiliriz. Ve acil ilk tedavi çok ama çok önemlidir. Hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle evet birçok yerde ciddi hekim eksikliğimiz vardır. Örneğin endokrin uzmanlarımız biliyorsunuz emekli oldu. Bir tanesi daha istifa etti ve bizim şu anda ki bu ülkede %33 oranında diyabet vardır. Bu ülke diyabette çok şeyler başarmış bir ülkeydi. Bir diyabet merkezimiz, işte her bölgede diyabet kursları, diyabet günleri yapan bir ülkeydik ve bizim şu anda diyabetle ilgili bir endokrin uzmanımız yoktur. Plastik cerrahide bizim ciddi sıkıntımız vardır. Bir tane plastikçi arkadaşımız vardır. Asla ve asla bu adaya yetemez ve birçok plastik cerrahi vakası maalesef kalıyor. Yine psikiyatri anlamında çok ciddi sıkıntımız vardır. Psikiyatri hastanesinde şu anda iki tane psikiyatrist arkadaşımız vardır. Bir tanesi zaten başhekimdir. Ve özellikle de pandemi sonrasında çok büyük bir psikiyatrik hastalıklarda, depresyonlarda büyük bir artış yaşarken, bağımlılıkla ilgili konularda büyük bir artış yaşarken bu hastanede sadece iki hekimin üzerine kalması bu yükün kabul edilir gibi değil, çok ciddi sıkıntı vardır. Evet, ülkede çok ciddi hekim sıkıntısı vardır. Çift uyrukluların burada mecburi hizmet yapması ile ilgili protokol, bizim dönemimizde başlamış olan çalışmalar bir protokoldü. Doğru olması gereken bir şeydi. Bizden sonraki dönemde devam etti. Bilirsiniz uluslararası protokoller öyle bir günde de biten protokoller değildir. Süreç alan protokollerdir. Evet. Çift uyruklu olan yani hem KKTC vatandaşı hem TC vatandaşı olan hekimlerin burada mecburi hizmet yapması doğru bir protokoldür, iyi oldu. Ama sırf bununla da bu sorun çözülmeyecek. Yani bir can suyu olacaktır elbette ki daha çok pratisyen hekim gelmesine yönelik. Ama bizim planlı konularda da yani planlı branşlarda da ciddi hekim eksikliğimiz vardır. Örneğin bizim bugün hematoloğumuz emekli olduğunda yeni gelecek bir hematoloğumuz yoktur. Bizim gastroenteroloğumuz yoktur şu anda. İşte 4-5 yıl oldu emekli olalı ama yeni bir gastroenterolog biz bulamadık. Veya buna benzer romatoloğumuz emekli olacak yakında ama yeni bir romatolog hala daha gelmedi. Yani sadece mecburi hizmet, sadece pratisyen hekim gelmesi bu ülkenin hekimlik anlamında veya sağlık anlamındaki sorunlarını kesinlikle çözmeyecektir. Ama evet gelmeleri hem o arkadaşlarımız adına kendi ülkelerine hizmet vermeleri anlamında hem de bir şekilde Sağlık Bakanlığı'na mecburi hizmet anlamında daha çok hekim gelmesi anlamında da iyi olmuştur. Girne Akşişek'te iki tane acil serviste uzman olduğunu söylemiştiniz. Uzman değil, pratisyen. Pratisyen. Evet. Daha maalesef öncesi. Bizim şu anda hiçbir hastanemizde uzman acil hekimimiz yoktur. İki tane vardı Burhan Nalbantoğlu'nda. Evet, iki tane. Evet, onlar da istifa etti, gitti ve neden, şu anda... Aslında ben sormak istediğim soru evet. Nedenleri. Yani biz bu kişileri elimizde tutamadık. Sebepleri neler? Yeterince onlara iyi bir... alan sunamadık mı? Çok yani bunun evet sebepleri vardır. Yoksa bu arkadaşlarımız gerçekten ya de çok iyi eğitim almış. Ya da neden yerlerine istihdam yapılamadı veya alanında uzman kişileri biz neden elimizde tutamıyoruz? Hani evet. Göçten de bahsetmiştiniz. Mezun olanları alıp
eğitip yani uzman kişiler haline getirip neden oralara kanalize etmedik? Evet, bu çok ciddi bir sıkıntıdır. İşte bu aslında planlama ile ilgili bir şeydir. Sizin kısa, orta, uzun vadede planlarınız olacak. Sizin emekli olacak hekimlerinizin yerine işte bu yetişen hekimlerinizi yönlendirmeleriniz olacak. Ve en önemlisi de bazı önemli yerlerde yani çalışması zor olan, gerçekten çok yıpratıcı olan bölümlerde ve branşlarda aslında bizim ekstra bir özendirici bir şeylerimizin olması lazım. Yani ekstra bir haklarının olması lazım o insanların ki cazip gelsin. Yani ben burada çalışıyorum ama hakkımı da alıyorum. Evet, aynen öyle. Bizim yıllardır maalesef yenileyemediğimiz bir teşkilat yasamız var yatalı tedavi kurumlarında. Şu anda biz, yani bizim 2018'de 19'da yapıp meclise gönderdiğimiz ama sürekli değişen hükümetlerle bunun hep geri geldiği, kadük olduğu bir teşkilat yasasıdır. Şimdi o teşkilat yasasında özellikle acil servisin de uzman hekimlerin kadroları tanımlanmıştır. Bizim maalesef şu anda acil hekim kadrosu tanımımız yoktur. Bizim maalesef şu anda çocuk psikiyatrisi tanımımız yoktur. Yani bir sürü yasamız aslında çok geri kalmıştır. Sağlıkta da geri kalmıştır. Hem sayısal anlamda geri kalmıştır, hem tanımlama anlamında. Yani dünyadaki birçok yeni branşı hani alıp onları doğru şekilde kadrolama yapabilmemiz için teşkilat yasalarında yer vermemiz gerekiyor. O anlamda da çok geri kalmış bir durumdayız. Elbette ki bu arkadaşlarımız da hem kendi kadrolarını alamadıkları için hem de o acilin çok fazla yükü altında ezildikleri, onlara bir şekilde rahatlatılamadıkları, destek verilemediği için evet özendirici veya motive edici orada çalışmalar için bir şey olmadığı için günün sonunda istifa edip gidiyorlar. Yani yapmak zorunda olduğumuz şey sağlık çalışanlarımızı bir taraftan çok ciddi korumak zorundayız. Bir taraftan haklarını vermek zorundayız ve aynı zamanda da eğitmek zorundayız sürekli. Bu çok ama çok önemli bir konudur sağlık servislerimizde. Ama inanın ki bu da istikrarlı hükümetler, istikrarlı politikalar ve sizden önce yapılanlara sahip çıkacak politikalarla olabilecek olan konulardır. Yani devlet olmak böyle bir şeydir. Hükümetler gelip geçicidir ama devlet kalıcıdır. Ve devleti korumak aslında işte bu insanları korumak, bu insanları elimizde tutmakla ilgili bir şeydir. Yani elimizde olanı devam ettirmemiz gerekiyor. Önceki hükümetin yaptığı yararlı şeyleri devamını getirmemiz lazım. Aynen öyle. Yenisini koymak yerine. Aynen öyle. Yani sağlıktaki birçok sıkıntıdan bahsettik. 2023 mali yılı bütçesi de geçti ve resmi gazetede yayınlandı. Bu yıl sağlığa ayrılan bütçenin genel bütçenin %8.6'sına tekabül ediyor sanırım, yanlış söylemiyorsam. Yeterli olacak mı sağlık alanına? Yani kesinlikle yeterli olmayacağı kesindir. Çünkü geçen yıl sağlığa ayrılan bütçe yetmediği için çok ciddi takviyeler yapılmak zorunda kalındı ve aslında gerçekleşen bütçe %14.3 oldu. Yani geçen yıl gerçekleşen rakam geçen yılın bütçesine göre geçen yıl 12 milyar 770 milyondu bizim genel KKTC bütçemiz ve bunun 1 milyar 827 milyonu sağlığa gitti. Şu anda ülkedeki KKTC bütçesi 35 milyar 850 iken bunun sadece 3 milyarı sağlığa gidecek. Bizim geçen yıl 200 kusur milyonluk bir ilaç bütçemiz vardı ki ilaçta ne kadar büyük bir sorun yaşadığımızı ben değil zaten hastalar biliyor. Şu anda bizim geçen yıl 200 kusur milyonken bu yıl 300 kusur milyon. Yani ilaçta siz söylüyorsunuz bu kadar zam var. İlaç bulmak bu kadar sıkıntı. Ve de geçtiğimiz yıl zaten bu bütçe bize yetmedi. Ama bu yıl ayrılan para sadece 100 milyon fazla. Kesinlikle yetmeyecek. Bu nettir. Yani bu bütçe çok sıkıntılı bütçedir. İlle ki yedek bir bütçeye daha sonra ihtiyaç duyulacak. Veya bu Sağlık Bakanlığı'na ekstra para aktarılmasına mutlaka ve mutlaka ihtiyaç olacaktır. Yani
ilaca, malzemeye, tıbbi malzemelere ayrılan bütçe çok az. Programımızın sonuna doğru geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yani ülkede sorunlar çok fazladır ve böyle biz de çıktığımız zaman sürekli bu sorunları gündeme getirip hani bu sorunların daha çok gündeme getirdiğimiz zaman değer bulmasını ve çözülmesini gerektiğiyle ilgili konuşuyoruz ve bunu bekliyoruz. Ancak yani şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde çok ciddi insan kaynaklarımız vardır. Sağlıkta da başka birçok konuda da. Ülkemizde kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek, üretebileceğimiz çok konu vardır. Yani eğer istersek, el ele verirsek, kenetlenirsek, doğru politikalarda, doğru zeminde buluşursak ille ki bunların çözümü vardır. Umutsuz olmayalım, umut vardır. Yani hani böyle hep umutsuz şeylerden bahsettik ama programı da umutsuz bitirmek istemiyorum. Doğru 2023 zamanda... 2023 için güzel mesajlar verelim. Evet, güzel mesajlar verelim. Yani eğer gerekli çalışmalar yapılırsa ülkemize ilaç da gelir. Gerekli çalışmalar yapılırsa bu ülkede içine düşülen bu ekonomik sıkıntının üzerinden gelebilecek bilgi birikimimiz, donanımımız, insan kaynağımız da vardır. Yeter ki bunu gayle edelim, bununla ilgili uğraşalım, konuşalım ve birbirimizi lütfen dinleyelim. Birbirimizin ne dediğini, ha bu da işte muhalefetti, bu da bizden değildi, bu da öyle konuşuyor değil. Aslında hepimizin konuştuğu bu ülkede daha güzel bir gelecek için verdiğimiz uğraş ve bu kadar çaba aslında sadece çocuklarımıza daha iyi bir gelecek. Yani hepimizin amacı halka hizmet aslında diyorsunuz. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Saatlerimiz biri gösterdiğinde haber bülteniyle yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.